Renklenmelerle çürükleri çok karıştırmamak lazım. Her renklenme çürük değildir. Diş hekimi Sema Yıldırım, sağlıklı bir yaşam için ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekerek genel vücut sağlığı açısından önemini vurguladı. Yıldırım, koruyucu diş hekimliği hakkında da bilgiler vererek ağız sağlığına yeteri kadar önem verilmesinin diş ve diş etleri için kıymetli bir amaç olduğunu ifade etti. Diş etini sağlıklı kavuşturmamız için öncelikle diş taşlarını mutlaka temizlememiz gerekiyor. Ben hastalarına hep örnek verirken ayakkabıdaki bir taştan bahsediyorum. Yani ayakkabıda bir taş olduğunda ne kadar rahat edemezsiniz, dişlerde taş olduğunda da aynı oranda rahatsız olursunuz. Bu diş taşlarının altında sizin temizleyebileceğiniz miktarda bakteriler, besin artıkları, birçok zararlı organizmalar var. Bakterilerin diş köklerine yerleşmesi sonucu oluşan diş eti rahatsızlığını önlemek için mutlaka diş hekimine gitmek gerektiğini kaydeden diş hekimi Sema Yıldırım, yapılan en büyük hata diş ağrıdığı zaman dişçi koltuğuna oturuluyor dedi. Bizim yaptığımız en büyük hata dişimiz ağrıdığında diş koltuğuna oturmak. Bu yanlış bir uygulama. Hiçbir sorunumuz olmayabilir. Bizim bildiğimiz hiçbir problemimiz olmayabilir. Yine de biz istiyoruz ki hastalarımız düzenli aralıklarla, belli zamanlarla gelsinler, bizleri bir ziyaret etsinler. Hastalarımızın görmediği, bizim gördüğümüz çok fazla problemler olabiliyor. En basitinden mesela dişlerimizi fırçalıyoruz, kanama var. Bunu ihmal etmeyelim. Gelin biz sizi bir değerlendirelim. Diş etleriniz hakkında size bilgi verelim. Orada diş taşları olabilir. Başka sizin bilmediğiniz enfeksiyonlar olabilir. Bunları bizler, hastalar ihmal edebiliyoruz. O yüzden biz istiyoruz ki her şeyden önce hiçbir probleminiz olmasa bile gelin 6 ayda bir, yılda bir görüşelim. Diş hekimi Sema Yıldırım, dişçi koltuğuna oturmaktan korkusu olan hastaları psikolojik olarak anlamak gerektiğinin altını çizdi. Hastalardan daha çok bizlere görev düşüyor. Bizim hastaları sabırla dinlememiz gerekiyor. Onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmemiz gerekiyor. Yani ağız ve diş sağlığı sadece hastanın buraya oturup bizim hastaya dolgu yapmamız, kanal yapmamız demek değildir. Hastayı psikolojik anlamda da anlamamız demektir. Yani hasta diş sıkıyorsa bunun altta yatan başka bir problemi olabilir veya mide problemleri olabilir, böbrek problemleri olabilir, karaciğer problemleri olabilir. O yüzden benim hastalarıma da yaklaşma açım şu, sadece ağız odaklı değil, bütüncül yaklaşmak. Hastaların bütünsel bir isteklerine cevap verebilmek, öyle söyleyeyim. Yani hastayı burada oturup dolgusunu, kanalını yapıp kaldırmak değil. Yıldırım, meyvelerdeki asitlerin dişleri çok hassaslaştırdığını ve meyve yedikten hemen sonra dişleri fırçalamanın dişlere zarar verebileceğini de ifade etti. Meyveler bizim düşündüğümüz kadar da masum yiyecekler değil. İçerisindeki şeker oranları çok yüksek. Orada şöyle bir durum var. Sizin de bahsettiğiniz gibi asit içeriğinden dolayı biz bu sadece meyveler olarak değil de asit içecekler tükettiğimizde de aynı durum geçerlidir. Biz asitli bir şey tükettiğimizde hemen fırçalarsak o asidi ağız içerisinde daha da yaymış olacağız. O yüzden asitli bir şey tükettikten sonra önce bir su içmek. O asidi biraz yoğunluğunu azaltmak. Bir saat sonra, bir iki saat sonra fırçalamak daha doğru olacak. Diş fırçalama nasıl olmalı? Diş ve diş etlerine zarar vermemek için hangi noktalara dikkat edilmelidir sorusunu da yanıtlayan diş hekimi Sema Yıldırım, ağız ve diş sağlığında beslenmenin önemini de aktardı. Bizim şöyle bir yanlışımız var. Fırçayı alıyoruz hemen böyle doğaçlama diyeyim fırçalıyoruz. Öyle olmayacak aslında. Her bir diş etinden dişe doğru gerekirse sayarak 5 saniye 10 saniye her bir dişi sayarak fırçalamamız gerekiyor ve en çok da unutulan iç taraflar. İç taraflarda bu bölgelerde özellikle fırçayı yan tutamıyorsak gerekirse dik tutarak. Fırçalama da çok önemli. Asitli içecekler, asitli gıdalar tüketilmediği müddetçe hemen fırçalanabilir. Benim tavsiyem her şeyden önce sabah kalkar kalkmaz önce dişlerini fırçalamak. Yemeği beklemeden. Çünkü gece uyurken ağzımız açık kaldığı için birçok bakteriler ağız içerisinde birikebiliyor. Onları ağız içerisinden uzaklaştırabilmenin en etkili yolu da diş fırçalama. Toplum olarak da tatlıyı çok seviyoruz. Asitli gıdaları çok seviyoruz. Bunların hepsi içerdikleri karyojenik bakterilerden dolayı veya şekerin mekanizmasından dolayı bizim ağız ve diş sağlığımızı etki ediyor. Bizim daha çok kalsiyum yapıcı yiyeceklere ihtiyacımız var. Ağız ve diş sağlığı için konuşuyorum. Yoğurt olabilir, süt olabilir. Peynirin biraz ihtivası bozulmuş olacağından çok da tavsiye etmiyoruz. Yani peynir olacaksa da eğer doğal peynir yani pastörize peynirin bizim ağız ve diş sağlığımıza çok da bir katkısı yok açıkçası. O yüzden ağız sağlığı içerisinde de bizim için önemli olan şeker içeriğinin düşük, kalsiyum içeriğinin yüksek olması.